Ana. Yok yok. Şöyle. İçine de yok ki ya. Top. 8 yıl önce yeni yapılmıştı. Top yüzü anda la. Bir attım ve kaç yardım. Ne oldu? Kaç yıl önce? Ne oldu? Ne oldu ya? Baba kızım şey var ya. Çok güzel. Yeni koydum ya. Aile öyle. Allah aşkına. Köprümüz 300 yıllık bir tarihi köprüydü. Yani bu sabah öyle bir gürültülü uyandık ki saat 5.30 sularında biz zannettik ki kaza oldu yani. Hepimiz böyle yola gelmek için yürüdük ama geldiğimiz zaman köprümüzün yerinde yeller esiyordu yani. Köprümüz yoktu. Yani 300 yıldır yıkılmayan köprü restorasyon çalışmalarından sonra yıkıldı yani. Bizi düşündürüyor yani. Şimdiye kadar bir şey olmayan köprü restorasyon olduktan sonra neden yıkılsın yani? Zaten köprünün yerleri de kesmişti. Biz bunu gelen bütün yetkililere bildirdik. Buraya gelen herkese bunu söyledi ki bu köprünün taşları atmış. Şuradaki taşın bir tanesi 250 kilo. Köprü bunu taşımıyor. Biz bunu herkese bildirdik ama hiç kimse oralı olmadı yani. Ya üstünde biri olsaydı bu sabah ekmek almaya giden, çay kesmeye giden ya üstünde biri olsaydı bir can kaybımız olsaydı bugün kim bize ne diyecekti yani? Ne olacaktı yani? Sonuçları ne olacak? Ne diyeceklerdi bize yani? Bilgim yok ama sabah saatlerinde yıkıldığı söyleniyor. Köyün bir vatandaşı olarak çok üzgünüm. Gerçekten sanki biri ölmüş gibi bizim içimiz yandı. Çok üzgünüz. Evet başkanım, nasıl oldu? Maalesef bu sabah üzücü bir haberle karşılaştık. Tarihi ambarlık, tarihi köprümüz maalesef yıkıldı. Çok üzgünüz. Ancak tek tesellimiz can kaybı olmama işidir. Bu köprü belli ki onarım hatasından kaynaklı çökmüştür. Bütün yetkililerin, karayollarının bu konuyu çok iyi irdelemesi ve araştırması gerekiyor. Çünkü çöplünün onarımını karayolları yaptırmıştır. Anıtlar da bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını istiyoruz. Çünkü bu bizim deremizin aynası bu köprü. Bu bizim için olmasa olmazımızdır. Bu aslına uygun olarak yerine getirilmesini, bu konuda eline gelen herkesin çaba harcamasını, başta Sayın Valimiz, siyasilerimiz olmak üzere bu konunun hassasiyetle üzerine durmasını istiyoruz.